Dördüncü sınıf matematik dersi birinci dönem ikinci yazılıyla ilgili örnek soruları birlikte cevaplamaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, sizlere tavsiyem 100 puan üzerinden değerlendiren bir yazılı örneğini sizlere çözümlerini birlikte anlatmaya çalışacağım. Önce durdurun, sizler yapmaya çalışın. Aldığınız puanları da yorumlara bekliyorum. Bir grafik sorusu, bakın 3 çarpı 3 9 puandan bahsediyor. Her bir soru için 3 puan diyor bize. Günlere göre satılan kitap sayıları verilmiş. Burada aşağıdaki soruları yukarıdaki sütun grafiğine göre cevaplayalım. En az kitabın satıldığı gün. Bak bunların hepsine bir sütun diyoruz sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman en azı istiyor bizden değil mi? Şimdi en aza baktığımız zaman sütun grafiğinin en az olduğu, en küçük olduğu boy uzunluğu olarak en küçük olduğu sütuna bakarım. O da kırmızıyla cuma günüdür. Hemen buraya cuma gününü yazıyoruz. Cuma günü. 3 puan aldım bu şekilde yaptıysam. Salı günü kaç kitap satılmıştır? Baktım hemen burada yazıyor zaten. Salı günü aşağıdan buluyoruz. Pembe ile gösterilen grafik. Yandan izah çekerek bakabilirsin. Yandan izah çekip baktığımda 400 tane satıldığını gördüm. Buraya da 400 yazdım. Hafta sonu kaç kitap satılmıştır diyor. Hafta sonu nedir? Cumartesi, pazar. Cumartesiye baktığımız zaman bir hizaya çekelim hemen. Cumartesiden 350'den bir hizaya çektik. Pazara da 150'den bir hizaya çıktık. Basit bir işlemle sonuca ulaşabiliriz. Cumartesi günü 350 tane kitap satılmış. Pazar günü de 150 tane kitap satılmış. İkisinin toplamı bana hafta sonu kaç kitap satıldığını verir. 0, 10'un 0'ı elde var. 1, 3, 1 daha 4. 1 elde 5 eder. 500 tane kitap satılmıştır. Yazılımımızın bu bölümünde sayılar verilmiş. Bunların okunuşlarını yazmamızı istiyor. 3 çarpı 1, 3 puan diyor. Her bir okunuş, her bir doğru okunuş için 1 puan alıyorsun. Baktığımızda şimdi 4 noktayı 1000 şeklinde okursan zaten hepsi çıkar sevgili öğrencim. 4000 devamında da 602 var. Sadece noktalı olan yere kadar 1000 şeklinde okuyup noktanın sağ tarafındaki sayıyı yazman yeterli. 4602 dedik. Şimdi buraya baktığımız zaman sevgili öğrencim bakın. Noktanın olduğu yere kadar o bölümü size hemen göstereyim. 82 ve nokta. Bunu ben 82 bin diye okurum. Birler bölümünde de herhangi bir sayı yoksa buna direkt 82 bin yazabilirim. En alttaki sayıya baktığımız zaman 6 basamaklı bir sayımız sevgili öğrenciler. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Noktalı olan yere kadar yani binler bölüğün olduğu yere kadar şöyle kutuda ne diyor? 501. Noktayı da 1000 şeklinde okursam 501 bin. Devamında da 740 sayısını görüyorum. Okunuşları yazarken her kelime bir önceki kelimeden ayrı bir şekilde yazılır ve kesinlikle okunuşunda rakam kullanılmaz sevgili öğrencim. Bu şekilde yaptıysan 3 puan daha cebindedir demek. Yazılımımızın bu bölümünde bu sefer tam tersini istiyor bizden. Okunuşları verilmiş bu sayıları rakamsal olarak yazmamızı istiyor bizden. 3 çarpı 1'den 3 puan her yazdığın doğru rakam için 1 puan alabilirsin. Burada da sevgili öğrencim yapman gereken 1000 kelimesinin altını çizmek. 7000'i 7 nokta şeklinde yazabilirim. Devamında 262. Unutma burada noktayı koyduktan sonra birler bölüğü var. 3 tane rakam olması gerekiyor. Bak ne yazmış zaten orada? 7162. Zaten 162 3 tane rakamdan oluşuyor. 1, 6 ve 2 şeklinde sıraladım. Alttakine baktığımız zaman 1517. 1000. Bir tane binlik var orada. Bir tane binliği bir nokta şeklinde gösterebilirim. Sağ tarafında birler bölüğü var. Unutmayalım 517 zaten 3 rakamdan oluşan bir sayı. 517'yi de yazdım. Yine 1000 kelimesinin altını çizdim. Sol tarafında 700 bin diyor. Değil mi? 700 binin 700 nokta şeklinde gösterebilirim. Dikkat et lütfen buraya. Sağında 1 olduğu için buraya direkt 1 yazan var. Yanlış sevgili öğrencim. Şimdi 700 bin yazdıktan sonra burası birler bölüğüdür değil mi? Birler bölüğüdür. Birler bölüğünde 3 tane rakam olmak zorunda. 700 bin 1. Sen 1 tane rakam yazacaksın. O zaman ben önce 2 tane sıfır eklerim. Daha sonra bir rakamını yazarak 700 bin 1 sonucuna ulaşabilirim. Yazılımımızın bu bölümünde doğal sayıları sıralamayla ilgili bölüm 6 puan değerinde sembol kullanarak diyor altını çizmiş kırmızıyla göstermiş. Dikkat edilmesi gerekiyor büyükten küçüğe doğru. O zaman büyüktür sembolünü kullanacaksın. Sembolümüz bu. Sembolü hatırlamak isteyenlere sol tarafına bir çizgi çektiğinde B harfini anlatır. B harfi büyük kelimesinin ilk harfidir. Ona lütfen dikkat edelim. Önce basamak sayısına bakmamız gerekiyor. 5 basamaklı var. Bir tane de 6 basamaklı var. Yani basamak sayısı fazla olan daha büyük bir sayıdır. O zaman biz önce buraya 507.240 şeklinde başlamamız gerekiyor, değil mi? Büyüktür. Diğerlerinin hepsi de zaten kaç basamaklı? 5 basamaklı. 10 binler basamağında 8 tane 10 binlik var. 5 tane 10 binlik var. 2 tane 10 binlik var. Tabii ki 80 bin 50 binden büyük olacak, değil mi? 50 binde 20 binden büyük olacak.
507.240'ı yazdım. Sonra 86.101 olması gerekiyor. Daha sonra 53.624 olması gerekiyor. Son olarak da 29.834 olması gerekiyor. Bu şekilde sıralama yaptıysan 6 puan daha hanene yazabilirsin. Yazılımımızın bu bölümünde çözümlenmiş sayıları bizden rakamsal olarak yazılmasını istiyor. Aşağıdaki kutularda çözümlenmiş olarak verilen sayıları kutuların altlarına yazınız. 2 çarpı 3'ten 6 puan diyor bize. Her yaptığın doğru için 3 puan alıyorsun. İkisini doğru yaparsan 6 puan. Şimdi bakın 8, 10 binlik, 3 binlik, 7 onluk ve 6 birlik. Bakın şöyle yapalım. 8 tane 10 binlik, tamam mı? Bir sayı içerisinde 8 tane 10 binlik varsa 5 basamaklıdır. Yani en büyük rakam orada 10 binler basamak. Onun için 5 tane rakamdan oluşur. 5 tane rakamı basamak adlarını yazmakta da fayda var. Birler basamağı, onluk, onlar basamağı, yüzler basamağı. D diye gösterdim binler basamağı. O, B burada 10 binler basamağı. Bir basamak daha olsa da 100 binler basamağı olurdu. Şimdi buradaki değerleri yerine yazalım. 8 tane 10 binlik yazıldı. 3 tane binlik var yazıldı. Yüzlük yok. Yoksa, bura çok önemli. Yoksa oraya sıfır yazmayı lütfen unutma. Yüzlükler yokmuş. Tamam, sıfır tane yüzlük var. 7 tane onluk var orada. Onlar basamağına 7 yazdım. 6 tane birlik var. Her bulduğun sayı lütfen oku. 83.076. Buraya baktığım zaman en büyük basamağın 100 binlik olduğunu görüyorum. Yani 100 binler basamağı. Eğer 100 binler basamağı varsa o sayı 6 basamaklıdır sevgili öğrencim. Yine basamak adlarını yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, O, B, on binler basamağı, Y, B ise yüz binler basamağı. Şimdi hemen 8 tane 100 binlik yazıldı, 3 tane 10 binlik yazıldı, 7 tane binlik yazıldı, 2 tane yüzlük yazıldı, 2 tane onluk yazıldı. Dediğim gibi bunun 6 basamaklı olması gerekiyor. Eğer bu şekilde bırakırsan yanlış olur sevgili öğrencim. Burada görüyorsun birler basamağı yok. Yokun değeri matematikte sıfırdır. O zaman oraya benim sıfırı eklemem gerekiyor. Sayımız 837.220. Yazılımımızın bu bölümünde sayı oluşturma var. Tek sayı oluşturma, çift sayı oluşturma, en büyük 4 basamaklı en büyük, 4 basamaklı en küçük, tek sayı, çift sayı şeklinde karşımıza çıkabilir. 9 puan değerinde her oluşturduğun sayı için, her oluşturduğun doğru sayı için 3 puan alıyorsun. Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak oluşturulabilecek 4 basamaklı en küçük sayı. Normalde rakamları küçükten büyüğe doğru sıralarsın. Ama 0'ı şu olmaz. 0, 300, 5 ve 8. Bu olmaz. Neden olmaz? 4 basamaklı diyor. Bak şurada. Gördün mü? 4 basamaklı diyor. Sen 0'ı başa getirirsen o sayı 3 basamaklı olur. 0'dan küçük ne var? 3 var. 3'ü yazarsın. Sonra 0'ı yazarsın. Sonra 5 ve 8'i küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsin. En büyük çift sayı diyor. Zaten senin yazmış olduğun en büyük sayı bak. En büyük sayı yazalım. Nasıl yapacağız? Rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. 8, 5, 3 ve 0. Ben rakamları büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman sayı en büyük oluyor zaten. Birler basamağında da 0 olduğundan dolayı bu sayı çift sayı oluyor. 8530, diğerine bakıyorum. En küçük tek sayı diyor. Lütfen dikkat et. Bu sefer rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Sıfır başa gelme. Sıfırdan sonraki küçük 3 var, değil mi? Şimdi bak 3'ü kullandım. Ne istiyor benden? Tek olmasını istiyor. Kaç basamaklı? 4 basamaklı. Şimdi 4 basamağı şöyle 4 tane çizgiyle gösterdik. Tamam. 3'ü başa kullandık. Neden? Sayı küçük olsun diye. 3'ü kullandık. Peki. Tek olmasını istiyor. Tek olmasını istiyorsa 5'i de mecbur sona doğru sıralamayacak diye. Benden aynı zamanda en küçük olmasını istiyor. Yani şöyle yazarsan 3800 olur. Ama şöyle yazarsan 3000'lerde bir sayı olur. Küçük olmasını istiyorsa o 3 ve 5'i yazdıktan sonra önce 0 sonra 8'i getirmen gerekiyor. 3085 en küçük tek sayımızdır. Bu verilen rakamlarla oluşturulabilir. Yazılımımızın bu bölümü toplama alıştırmalarıyla karşımıza çıkıyor. 4 çarpı 2'den 8 puan değerinde en büyük eksiklikler görüyoruz bunu. Derslerde de görüyoruz. Sevgili öğrenciler, topladığın zaman eldeyi lütfen koy. Matematik kesin sonuçlar ister. Yani 8189 yazacağına 8188 yazdığında oradan tam puanı alamazsın. Yani doğru işlem yapacaksın ve eldeleri koyacaksın. Toplama için söylüyorum. Ve şunu alışkanlık haline getir. 97 daha 16'nın 6'sı diyorsun ya. Elde var 1'i. 6-2 daha deme. Unutuyorsun çünkü. Ya elde varsa gel hemen üzerine ekle ya. 3 olsun. Ekle üzerine çiz. Elde ile birlikte tepesine yaz o sayıyı. 2, 1 de elde 3 mesela. 3, 6 daha 9. Bazıları şöyle yapıyor. 3, 6 daha 9. Elde var 1. Ya elde varsa lütfen elde ekle. Bu da önemlidir.
6 2 daha 8 eder. 8 1 daha 9 eder. 9896. 2 puan cepte, değil mi? Devam edelim. 7 1 daha 8. 6 2 daha 8. 8 1 daha 9. Hiçbir şekilde elde yok. 4 3 daha 7. 7988. 1 diye. Birler basamağından başlarım. 9 8 daha 17'nin 7'si elde var 1. Bulduğun sonucu aynı basamağın hizasında alt alta yazmanı tavsiye ederim sizlere. 17'nin 7'si elde var 1. Ekledim. 5 oldu. 5 4 daha 9 eder. 5 5 daha 10'un 0'ı elde var 1. Ekledim 8 oldu. 8 4 daha 12. Başka yazılacak sayı olmadığı için 12'yi direkt aşağı yazabilirim. 12.097. Bir diğerine bakıyorum. 9 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1. Ekledim. Hemen 1 ekledim. 8 oldu. 8 8 daha 16'ın 6'sı elde var 1. Ekledim. 9 oldu. 9 6 daha 15'in 5'i elde var 1. Ekledim. 7 oldu. 7 5 daha 12. 12.565 sonucuna ulaştım. Bu şekilde sayılara ulaştırırsan 8 puanın daha ceptedir. Yazılımımızın bu bölümünde çıkarma alıştırmaları var. Balonların üzerindeki çıkarma işlemlerini yapalım. İşlem sonuçlarını balonların bağlı oldukları, bulundukları kutucuklara yazalım. 3x2 diyor. Her bir alıştırma 2 puan, toplamda hepsini yaparsan 6 puan alıyorsun sevgili öğrencim. Şimdi hemen başlayalım. Ben altına yazacağım, kutucuklara sizler de koyabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım sevgili öğrenciler. Ben kutucukları kaldırdım. Tabi orada yönergede kutucuklara yaz diyorsa kutucuklara yazalım. Ama bizim burada sizlere göstermek için öyle bir şey yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Burada da birler basamağından başlayacaksın. Komşudan aldığın elde çok unutuluyor bu. Görüyoruz yani bunu. Alır almaz düşürmen lazım bunu. Komşudan bir onluk aldın ya, alır almaz alma, işlemi yapma. Alıyorsun ondan bir eksiltiyorsun, onu düşür lütfen. Yoksa bu şekilde çok hata görüyorsun. 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya git bir onluk al. 5 tane onluk kalsın. 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuda da yok. Bir onluk buradan aldım. 6. Burası 9. 10 ile birlikte burası ne oldu? 15 oldu. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Komşuda da yoksa diğerinden alıyorsun. Ve basamak atladığı zaman 0 olan yer her zaman için 9 olur. Neden? Komşu mesela 7 burada 0'a bir tane onluk vardı, 10 tane oldu. O da diğerine verince kendisine 9 kalır. Aynısı burada da var mesela. 2'den 7 çıkmaz. Komşu da yok. Onluğu aldım. Burada 6 kaldı. Burada 9. Burası 12 olur. Niye 9? Çünkü bu buna onluk veriyor ya. Daha sonra bir tane de diğerine, birler basamağına veriyor. Yani onlar basamağındaki onluk bir tane de birler basamağına aktarıldığı için kendisine 9 kalıyor. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır, 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır, 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır, 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 2065 doğru cevap. Diğeri 0'dan 8 çıkmaz, 10'luk aldım. Alır almaz alışkanlık haline getirmişim ben bunu. Unutmayayım diye sevgili öğrenci. Değil mi? 10'luk aldım, 7 kaldı. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 7'den 9 çıkmaz, 10'luk aldık. Burası 7, burası 9. 7'yi sildim çünkü gelen 10'lukla birlikte orası 17 oldu. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 3488. 3 artı 3 çarpı 2'den 6 puan daha umarım cebine koymuşsundur. Yorumlarda bekliyorum sevgili öğrencilerim. Almış olduğunuz puan bizim için gerçekten önemli. Bundan sonraki bölümler test sorusu olacak. Biz bunlara çoktan seçmeli test soruları şeklinde diyoruz. 4 seçenekli, biliyorsunuz zaten bunları. Her sorunun puan değeri 5'tir. 10 soruyu doğru yaparsan 50 puan. Öncekilerle birlikte de yine üzerine ekleyebilir. Sizlere tavsiyem boş bırakmamanız. Yani boş bırakınca yanlış doğruyu götürmüyor. Boş bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda istenen açının ölçüsü kaç derecedir? Ben dümdüz dosdoğru bir çizgi çektim. Bu acaba kırmızı çekmiş olduğum çizgi bana neyi hatırlatıyor? Bana doğru açıyı hatırlatıyor sevgili öğrenci. Değil mi? Açı çeşitleri hatırlayalım. Dar, dik, geniş ve doğru. Doğru açı kaç derece? 180 derece. Doğru açının üzerinde dikkat ettiysen iki tane açı var. Bir numaralı yerle iki numaralı açı. Tamam şöyle. Değil mi? Bunun tamamı 180 derece doğru açının üzerinde. Biz 180'den, değil mi? 180'den sol taraftaki 114'ü çıkartırsak. Şöyle yapmaya çalışayım. Yani ben geldim buradaki 114'ü çıkartırsam. Şöyle. Ne kalır geriye? Geriye 2 numaralı benden istenilen açı kalır. Çıkartalım o zaman değil mi? 180'den. Tamamı 180'di. 114 derecelik açıyı çıkartıyorum. 0'dan 4 çıkmaz. 10'luk aldım 7 kaldı. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 1'den 1 çıkarsa 6 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Demek ki sağ taraftaki açının 66 derece olması gerekiyor. B seçeneği doğru cevabım.
İki numarada bir problem var. Otobüste 127 yolcu vardır. Birinci durakta 45 yolcu alan artmış. Dikkat et lütfen oraya. Otobüs ikinci durakta 18 yolcu indirmiştir. Eksilmiş. Lütfen oraya dikkat et. Ben şu soru işareti olan yere gelene kadar işlem haritasını çıkartıyorum. Yolcu almış, artmış. Orada hangi işlemi yapacağımı biliyorum ben. Sen de bilebilirsin. Zor değil bu, değil mi? İkinci durakta 18 yolcu indirmiştir diyor. Orada da ne hangi işlemi yapacağımı biliyorum. En sonki durumda otobüste acaba kaç tane yolcu kalmıştır diyor. Bakalım. 127 tane yolcumuz var. 45 tane yolcu almış içerisine. Ne yapacağım? Çarpacak halim yok herhalde, değil mi? Yolcu sayısı arttıysa toplayacağım. 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde. 7, 1'i de aşağı indirdim. 45 yolcu aldıktan sonra birinci durakta 172 tane yolcusu vardır bu otobüsün. İkinci durakta 18 tane yolcu inmiştir. İnmiştir diyor. İnmiş. Azalmış, eksilmiş. Ne yapacağız? Çıkartacağız tabii. 2'den 8 çıkmaz. 10'luk kaldık. 6 kaldı. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. 1'i de aşağı indirdim ve 154D seçeneği bizi orada bekliyor. 5 puan almaya devam et lütfen. Geçelim hemen bir diğer soruya. Umarım 5 puan daha hanene yazdırırsın. Yukarıdaki toplama işlemi verilmeyen ABCD sayısı kaçtır? Şöyle yapalım. Şimdi sevgili öğrenciler, şöyle bir şey desem sana. 4 ile ben bir sayı topluyorum, 7 ediyor. Kaçtır bu sayı? Diyor ki bana 3'tür öğretmenim. Tamam. Nasıl buldun diyorum. Elinde 7 var, 4 var. Ne yaptın? Çarptın mı? Topladın mı? Böldün mü? Ne yaptın diyorum. Diyor ki bana 7'den 4'ü çıkardım öğretmenim diyor. 3'ü buldum. Tamam. Toplamdan verilen diğer sayı çıkartmışsın. Aynı mantıkla biz de burada çıkarma işlemi yapabiliriz. 10.632'den 6.374'ü hemen çıkartalım. 2'den 4 çıkmaz. 10'lu kaldım. 2 kaldı. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 2'den 7 çıkmaz. 10'lu kaldım. 5 kaldı. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 4.258 çıkartma işlemi yaparken almış olduğun 10'luklara lütfen dikkat et. Yanıtım A seçeneği. Bir diğer sorumuz da yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir diyor bize. Soru işareti 40, 20, 15. Çocuklar 40'ın yarısı 20, yarısı 10, yarısı 5. Sağ tarafa doğru gidince yarısı. Sağ tarafa doğru gidince yarısı. Peki tersi yönünde giderse iki katı oluyor. 5'in iki katı 10 eder, 10'un iki katı 20, 20'nin iki katı 40. İşlem yapmayacağım burada. 40'ın iki katını sen zihinden bulursun. 4 kere 2, 8, 0 birlikte 80 olur, değil mi? Doğru cevabım D seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz yine 5 puan değerinde kare orada bir sayı, üçgen orada bir sayı, bizden üçgen ve karenin toplamını istiyor. Sevgili öğrenciler, bu sene 4. sınıf toplama işlemi konusunda ardışık sayıları öğrendiniz. Ve kısa yoldan yapmayı öğrendiniz. Şimdi bunu şöyle yapmayalım. 21'i yazdım, 23'ü yazdım, 25. Burada ardışık tek sayılar var. Tutup da neden yanlış yazdım? 21, 23 ve 25. Üçünün toplamı, değil mi? Bu şekilde olmaz. Sana orada diyor ya kısa yoldan yapınız diye. Sen onu kısa yoldan yapman gerekiyor. Tek adetlerde, bak, ardışık sayı. Tek adet. Bu bizim için önemli. Tek adet. Yani nedir? Tek sayı demiyorum ha. Tek adet diyorum. Mesela 3 ardışık sayının toplamı. 5, 7, 9, 11 ardışık sayının toplamı gibi sorularda ortanca sayı vardır. 23 gibi mesela. Ortanca sayımız 23 ise kaç tane adedi var? 3 tane. 23 ile 3'ü çarparak kareyi bulabilirim. 69, değil mi? Kareyi buldum. 23 nereden geldi? Onu ispatlamak istiyorum sana. 25'in içerisindeki şu iki fazlalığı çıkartırsan ne kaldı geriye? 23. Çıkarttığın iki fazlalığı 21'in üzerine ekle. Bak burada da 23 var. Birinci 23, ikinci 23, üçüncü 23. Onun için ben de 23'ü 3'te çarpıyorum. Bunu tek adetlerde yapabilirsin. Yani nasıl tek adetlerde? Şöyle göstereyim. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Diyor ki burada ortanca sayı diyor 2. Olmaz. Ortanca sayının solunda ve sağında eşit sayılar olacak. 2'nin solunda bir sayı var. 2'nin sağında iki tane sayı var. Diyor ki ben ortanca sayı 3. Hayır, bu da olmaz. Sağında bir sayı var. Solunda iki sayı var. Onun için diyoruz tek adetlerde yapılması gerekiyor. Bu kenara geçsin. Devam edelim. 50, 51, 52, 53, 54. 5 tane sayı var ya, bunun ortanca sayısı var. Ortanca sayısı da 52.
Ortanca sayıyla sayı adedini çarpmak yeterli. Ortanca sayımız 52. Hep 3 ile çarpmıyoruz lütfen. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var orada. 52 ile hemen 5'i çarpacağım. 5 kere 2, 10, 0 elde var. 1. 5 kere 5, 25. 1 de elde 26. Şimdi üçgeni burada 260 olarak buldun mu? Kareyi 69 olarak buldun mu? Benden üçgenle karenin toplamını istiyor mu? 9 0 daha 9 birler basamağında 9 olan ne tesadüftür ki sadece D seçeneği var. 6 6 daha 12'nin ikisi elde var, biri de eklersen 329. Yanıtın D seçeneği. 6 numaralı sorumuz yine 5 puan değerinde sevgili öğrencilerim. Şu 6'yı bir yok edelim öncelikle. Sonra biraz daha büyütmeye çalışalım. Yandaki çarpma işleminin sonucu karşısında 2 basamaklı bölmelerde 6'a geçince lütfen bir basamak kaydırmayı unutmayın. Gördüğüm yanlışları söylüyorum. Yani şurada bak, şu işle şu işaret çok önemli. Çarpı var orada. Şöyle diyor. 2 8 daha 10 diyor mesela. Birini çarpıyor, birini topluyor, elde eklemiyor bilmem ne. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Zor değil ya. 2 ile sayıları çarpabilirsin. Aşağıdaki sayının birler basamayla yukarıda 8 ile 4'ü çarpıyorsun. 2 kere 8 16'nın 6'sı. Burada bir farklı şey var. Eldeyi bulmuş olduğun sonuca eklersin. Yani şöyle tutup da 1'i üstüne 4 ekleyeyim sonra 2 ile çarpayım. Olmaz. 2 ile 4'ü çarptım. 8. 1 de elde 9. Bitti. Şimdi maviyle gösteriyorum. 7 ile yukarıdaki sayının birliklerini sonra onluklarını çarpacağım. 7 kere 8 56. Altın kural nedir? Bir basamak kaydıracaksın. Mecbur. 7 kere 8 56'nın 6'sı. Bir basamak kaydırmayı unutmadım. Elde var 5. 7 kere 4 28. 5 de elde 33. Yukarısında sayı yok. Sorun değil sevgili öğrenci. Sen basamak kuralından sapma da. Yukarıda sayı olmaması sorun değil. 6 direkt aşağı iniyor. 9, 6 daha 15'in 5'i elde var. 1 ekledim. 4, 3'ü de aşağı indirdim. Ve 3456 sonucuna ulaştık. 5 puan daha umarım cebine atmışsındır. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 4039. Fark 1869'dur. Buna göre eksilen sayı kaçtır diyor bize. Eksilenden çıkanı çıkartırım, geriye ne bulursun? Farkı bulursun. Buradaki terimlerin yerini unutmayalım. Eksilen sayıyı bilmiyoruz sevgili öğrenciler. Ben başka bir işlem göstereyim sana. Bir sayıdan 4'ü çıkartıyorsun, geriye 2 kalıyor. Kaçtan 4'ü çıkartırsam 2 kalır? 6'dan diyor bana. Cevap veriyor. Ben duyuyorum, duyuyorum onu. Kesin şu an 6 söylemiştir o. Nasıl diyorum buldun 6'yı? Diyor ki ben 4 ile 2'yi topladım. Fark ettin mi? Sen çıkanla farkı topluyorsun. Aynı burada olduğu gibi. Çıkan belli, fark belli. Topla o zaman ve ekseni bul. Çıkan sayımız 4039 yazıldı. Farkımız 1869 yazıldı. Hemen ikisini toplayalım. 18'e 8 elde var 1. 6, 3 daha 9, 1 de elde 10'un 0'ı. Elde var 1. Ekledim. 9, 4, 1 daha da 5 eder. 5908 yanıtımız D seçeneği. Aldığınız puanları merak ediyorum. Bu yazılıyı çözdükten sonra aldığınız puanı merak ediyorum. Artı yazılıyı olduktan sonraki gerçek notunuzu da merak ediyorum sevgili öğrencilerim. Burada yine bizimle ya da diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaşmayı unutmayalım, beğenmeyi unutmayalım videomuzu. 4062 metrelik kumaşın sıra ile 1298 metresi, 600 metresi ve 1752 metresi satılmıştır. Geriye kaç metre kumaş kalmıştır? Toplam elimde benim 4062 metrelik bir kumaş var. Sırayla sürekli eksiliyor. Ben senin yerinde olsam 3 çıkartma yapmam burada. 3 çıkarma yapmam. 1298 metresi gidiyor. Sonra 600 metresi gidiyor. Sonra 1752 metresi gidiyor. Satılıyor yani. Satılanları bulurum senin yerinde olsam. 1298 metresi satıldı. 600 metresi satıldı. 1752 metresi satıldı. Ya işlem yapıyorsun ya, neyi bulduğunu da bil ama, tamam mı? Acaba toplamda bu 3 seferde ne kadarı satıldı? O önemli. 8 2 daha 10'un 0'ı elde var. Bir ekledim. 15 de burada, 15'in 5'i elde var. Bir ekledim. 3 6 daha 9. 9 7 daha 16'nın 6'sı elde var. 1 1 1 2 1 de elde 3. 3650 satılan bu 3 seferde bizim, dikkat et lütfen, bizim 4062 metrelik kumaşımız vardı. 3 seferde 3650 metresi satıldı. Geriye kalanı bulalım. 2'den 0 çıktı, 2 kaldı. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 0'dan 6 çıkmaz. 10'lu kaldım, 3 kaldı. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0.
Sayılar birbirine görüyor musun ne kadar yakın hazırlamış olan kişi nasıl hazırlamış? 412, 412, 413, 414. Bir ufak hata yaptı yani. 8, 2, daha 13 yazdım buraya bak. 13 yazdığında burası 3 oluyor. 3 direkt aşağı iniyor ve sen C seçeneğine gidiyorsun. Demek ki önemli böyle şeyler. Bir puanlık bile hata yapma lüksü tanımamış sana. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bazısı diyor ki ya ben bunu 3 tane çıkartarak buldum. 4062'den 1298'i çıkarttım. Sonra çıkan sonuçtan 600'ü çıkarttım. Sonra çıkan sonuçtan 1752'yi çıkarttım. Çıkart. O da doğru. O da olur. 3 işlem var. Bu 2 işlem hangisi kolayına gidiyorsa yeter ki şu 412'yi bulup 5 puan daha al. 9 numaralı sorumuz. Kerem'in 71, Eren'in 74, Arda'nın 77 misketi vardır. Çocuklar misketlerini bir kutuya koyuyorlar. Kutudaki misket sayısı kaçtır diyor. Bir kutu yaptım şöyle kendime. Kerem dedim şu misketlerini versene. Verdi kutunun içerisinde. Eren sen de ver misketlerini 74 tane. O da verdi. 74'ü aldım. Sonra dedim ki Arda hadi sen de misketlerini ver. Evet, kutunun içerisinde 71 misket, 74 misket, 77 tane misket oldu. Kutudaki misket sayısını istiyor. Toplayalım o zaman. 71'i, 74'ü ve 77'yi toplayarak kutudaki misket sayısını bulacağım. 4, 1 daha 5, 7 daha 12'nin ikisi elde var. 1. Bak şöyle yaparım ben. 7, 7, 7. 3 tane 7 var. 7 kere 3, 21. 1 de elde 22. 222 tane misket varmış. Doğru yanıtım. A seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Bir çiftlikte 10 inek, 8 keçi, 7 tavuk vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayakları toplamı kaçtır? Güzel bir soru. Çarpma var içerisinde, toplama var içerisinde. Ayakları sayısı altına çizmiş, boşuna çizmemiş. Şöyle yapan var. 18 daha 18, 7 ile topluyor mesela. Çocuklar ineklerin 4 ayağı var biliyorsunuz bunu. Keçilerin 4 ayağı var bunu da biliyorsunuz. Tavukların 2 ayağı var. Peki ayak toplamını istiyorsa bu keçinin, ineğin, tavuğun ayrı ayrı bir hesaplayalım bakalım kaç tane ayağı varmış diye. 10 tane inek. Her birinin 4 ayağı varsa 10 ile 4'ü çarptım 40 tane ayak. İnek ayağı diyorum buna. İnek ayağı. 8 tane keçimiz var. Her birinin 4 ayağı varsa 8 kere 4'ten 32 keçi diyelim mi? 32 keçi ayağı var diyelim. Kırmızı işlem. 7 tavuk. Tavukların 2 ayağı var ha dikkat et. 7 kere 2'den 14 tane de tavuk ayağı var değil mi çocuklar? Benden ayak sayıları toplamını istiyor. Değil mi? 40 tane inek ayağı var. 32 tane keçi ayağı var. 14 tane tavuk ayağı var. Toplayalım. 6. 6'yı görüyor musun? Bir ucu da böyle şeyde. Gözüm seçeneklerde. Birler basamağında 6 olan da bir tane var sadece. Devam edelim. 4, 3 daha 7, 1 de burada 8. 86 yanıtım C seçeneği. Son sorumuzdu. 10 tane test sorusu. 5'er puandan 50 puan eder toplamda. İlk bölümdeki aldığım puanları da hesap et lütfen. Bunun gibi örnekler yapmaya çalışacağım sevgili öğrencilerim. Yani ikinci dönem, pardon, birinci dönem ikinci yazılımla ilgili birkaç tane örnek yapmayı düşünüyorum. Aldığım puanlar. Lütfen bize bildirmeyi unutma, videomuzu beğenmeyi unutmayın.